Taraf seçmek zorunda hissediyor musun kendini? Çocuk doğurabilir misin? Seks yapabiliyor musun? Soramazsın'ın yeni bölümünde Buğra ile birlikteyiz. Buğra çift cinsiyetli, yani hermafrodit. Hoş geldin Buğra. Hoş buldum. Biraz kendinden bahseder misin? Bahsedeyim tabii. Adım Buğra, öğrenciyim. Çift cinsiyetliyim. Kadın mısın, erkek mi? Şu an hem kadınım hem erkeğim. Yani her rahmim var, hem penisim var. Hermafrodit ne demek? Hermafrodit, Yunan mitolojisinde ticaret tanrısı Hermes'le güzellik tanrısı Afrodit'ten geliyor. Bunların bir hikayeleri var tabii. Uzun bir hikayeleri. Daha sonra hermafrodit, 4 tane hermafrodit çeşidi var. Bunlar bilinen hermafrodit çeşitleri. Bir de bilinmeyenler var. Benimkisi de mesela bilinmeyen çeşidi. Adet olabiliyorum. Rahmim var, aynı zamanda penisim var. Bazıların işte penisi olur, rahmi olur, benim gibi adet görmez. Bazılarının penisi olur, rahmi olmaz ama testisleri ve yumurtalıkları vardır. Bu bir hastalıktır. Ya yani bu bir seçim değildir, hastalıktır. Allah'tan gelen bir hastalık. Yani bunun üzerine basa basa söylüyorum çünkü insanlar gerçekten anlamakta zorluk çekiyor. Yani kadınsı özelliklerim de var, erkeksi özelliklerim de var. Vajinan var mı? Rahmim var. Vajinan yok. Vajinan yok. Rahmim, içeride bir rahmim var. Çocuk doğurabilir misin? Doğurabilirim. Doğurtabilirim de, doğurabilirim de. Bunu çok istiyorum. Kendi çocuğumu doğurmak isterim şahsen. Mümkün mü bu? Mümkün değil. Yani kendimden olan bir çocuğu yapamam. Yani kendi kendime bir çocuk yapamam. Ama başka birisiyle olabilir. Peki çocuk yapsan çocuk nereden çıkar? Sezeryanla olabilir. Hani sonuçta rahimin belirli bir işte tutum şeyleri vardır, bebeği tutma şeyleri vardır. Hani benimki de tutabilir. Hani sezeryanla olursa da zaten böyle bir şey hani erkek vücudunda gerçekleşemez. Ancak hani atıyorum şöyle bir şey var. Şimdi ben şu an erkeğim. Kadın olursam gerçek bir kadın olacağım. Yani biyolojik bir kadın olacağım. Hani ne bir transseksüel ne bir eşcinsel. Yani gayet bir kadın olup birisiyle evlenip çocuk yapabilirim. Hiçbir şey test olmadan, hani işte aşı olmadan, bir şey olmadan direkt çocuk yapabilirim. O yüzden hani erkek halimde doğurmam biraz imkansız. Hermafrodit olduğunu nasıl öğrendin? Ben çocukken de çok feminendim. Yani sesim çok inceydi. Mesela birisini aradığında direkt beni kız zannediyordu. Ya da babam arada ablamla benim sesimi karıştırıyordu. Büyüdükçe biraz maskülenleştim. 16 yaşında artık idrarından kan gelmeye başlıyordu. Ben daha öncesinde penisten ameliyat olmuştum. Ben onlardan zannediyordum. Daha sonra doktora gittiğimde bana çift cinsiyetli olduğumu söyledi. İlk de kabullenmemiştim. Sonradan çok rahatlamıştım. Çünkü şey demiştim. Yani küçüklükten beri feminenim. Hani çünkü bu ortaokulda mesela bende dalga geçiyorlardı bilirsiniz yani. Çok rahatlamıştım. Demek ki ben böyle değilmişim. Hani çift cinsiyetliden dolayı, hormonlardan dolayı bir rahmim varmış. Hani o yüzden böyleymişim diye çok rahatlamıştım. İntihara kalkıştın mı? İntihara kalkıştım. Çift cinsiyetli hastalığı %50 psikolojik, %50 de bedensel. Aslında bedensel daha çok. Yani sonuçta bende bir kadın rahmi var. Yani bu tabii ki de çok etkiliyor. Ya da kadın hormonları var. Bu da etkiliyor. Ama psikolojik. O zamanlar normalde de önceden de psikolojik sorunlarım vardı. Ailesel taraftan. O yüzden intihar etmeyi düşünmüştüm. Penisini ya da rahmini aldırmak istiyor musun? Aslında bu bir cinsiyet sorusu. Yani hangi cinsi tercih ediyorsun sorusu. Penisimi aldırmak istemiyorum. Ama rahmimi de aldırmak istemiyorum. Şöyle aldırmak istemiyorum. Dediğim gibi 4 tane farklı çeşit ya da literatürde bilinmeyen çift cinsiyetliler var. Benim de bilinmeyen çift cinsiyetlerden. Hani evet rahim alınabilir ama ondan sonra alındıktan sonra iki cinsiyetimin de üreme yetisi zarar görebilir. Seks yapabiliyor musun? Şu ana kadar hiç seks yapmadım. Neden? Çünkü bazı zamanlar iki cinse de ilgi duyuyorum. Atıyorum mesela adet zamanlarında daha çok erkeklere kayıyor bu. Adet olmadığım zamanlarda normal kadınlara ilgi duyuyorum. Hani bu tamamen bu benim yapısal durumumla alakalı. Hani o an ne hissediyorsam o tarafa ilgim çekiyor. O yüzden bu konuda olgunlaşana kadar böyle bir şey düşünmüyorum. Eşcinsel misin? Eşcinsel değilim. Transseksüel de değilim. Travesti de değilim. Yani bu konu çok saçma.
Çünkü çift cinsiyetli bir hastalık. O yüzden ne eşcinsel oluyorum, ne transseksüel oluyorum, ne travesti oluyorum. Onlara da saygı duyuyorum. Ama saygı duymadığım bazı şeyler de var. Bana göre bazı eşcinsellerin veya travestilerin sürekli ay demesi. Yani kadından daha çok kadın gibi konuşması. Ya da işte sürekli kaba tabiriyle ağzını gere gere konuşması. Ya bu beni çok rahatsız ediyor. Çünkü kadınlık böyle bir şey değil. Yani bana göre çünkü ben mesela şu an %60 %70 kadınım. Kadınlık bana göre böyle bir şey değil. Kadınlık makyaj yapmak değil. Kadınlık sürekli ay demek değil. İşte sürekli bir yerini açmak değil kadınlık. Regli oluyor musun? Ben gene de reklemeyi sevmiyorum. Bir erkek olarak adet demeyi seviyorum. Adet oluyorum. Hatta pet de kullanıyorum. Ama hiç kanatlandırıp uçurmuyor. Daha çok batıyor. Yani çok kötü bir şey. Gerçekten hani ben ilk pet kullandığımda ya bunu mu takıyorsunuz siz demiştim. Çok rahatsız edici. Sanki böyle yürürken birisi elliyor gibi. Çok gerçekten çok rahatsız edici. Şöyle adet kanım penisimden geldiği için normal kadınlara göre daha çok yani 2-3 kat daha fazla acı çekiyorum. Adette zorlanıyorum. Yani çok zorlanıyorum. İşte normal telefonda sayaç var. Adet ne zaman gelir sayacı var. Ona göre adetten önceki gerginlik, adet olduktan sonraki gerginlik. Hani adetteyken bir anda çok feminen, bir anda çok maskülen olabiliyorum. Ama genelde adetteyken çok kadınsıya kayıyor. Hani fark etmeden hareketlerim kayıyor. Ailenin tepkisi ne oldu öğrendiklerinde? Ailemin tepkisi çok komikti. Aslında hani normal karşıladım. Yani tepkilerini çok karşıladım ama ben ilk 6 ay söylemedim aileme. Sadece teyzeme söylemiştim. Bir de ablama söylemiştim. Annemin tepkisi şu olmuştu. Annemin karşısında oturuyorum. İşte anneme dedim ki anne ben çift cinsiyetliyim. İşte doğurabilirim. İşte hamile kalabilirim. Hamile bırakabilirim falan. Böyle yüzüme baktı baktı. Sonra bana dedi ki dışarı çık pislik dedi. Annem benim travesti olacağımı zannetmiş. Daha sonrasında bir komik olayda ablama söylediğimde ablam evde vay benim kız kardeşim de varmış diye bağırmaya başlamıştı. Okul hayatında çift cinsiyetli olduğun için sıkıntı yaşadın mı? Şöyle ortaokulda ya ben zaten küçüklüğüme hiç geri dönmek istemiyorum çünkü ortaokulda gerçekten çok zor şeyler yaşadım. Çünkü çok feminendim. Dediğim gibi sesim çok inceydi. İşte hareketlerim çok kadınsıydı. Bunun için çok dışlandım yani. O yüzden çok sıkıntılar yaşadım. Lisede mesela tanıdığım arkadaşlarıma söyledim bu konuyu. Normal karşıladılar yani iyi karşıladılar. Hani zaten kim ne diyebilir ki? Zaten hastalık yani. Bu benden ötürü olan bir şey değil. Hastalık. Yakın çevrene, yeni tanıştığın insanlara çift cinsiyetli olduğunu söylüyor musun? Söylemiyorum. Şöyle söylemiyorum. Yani gerçekten hani ben 4-5 yıllık tanıdığım insanlara söyledim zaten. Yakın çevremde derken benim isteğim dışı duyan insanlar oluyor genelde. Atıyorum bazen annem kaçırıyor ağzında. İşte bazen ablam kaçırıyor ağzında. Ama genelde söylemiyorum yakın çevreme. Çift cinsiyetliliğin tedavisi ne? Ameliyat olarak rahmimi aldırabilirim. Ben mesela şu an hayatta çok pozitif bakıyorum. İşte çok şen şakra. İşte sosyal bağlarım çok kuvvetli. Ama şeyden çok korkuyorum. Eğer ameliyat olduktan sonra hayatımın sonuna kadar bir hormon tedavisi görmek zorundayım. Hani çünkü zaten kadınsal hormonlar gidiyor. Erkeksel hormon tedavisi görmem gerekiyor. Tedavi gördükten sonra yani ameliyat olduktan sonra belki çok sert bir erkek olabilirim. Çok içime kapanık bir erkek olabilirim. Çünkü bunlar olağan. Zaten hani vücudumuzu, hareketlerimizi, yaptığımız şeyleri belirleyen hormonlar. Hani siz o hormonları alıyorsunuz. Hem başka takviye hormonları ekliyorsunuz. Hem de hani bir değişim yaşanıyor hormonlarda. Hani ben daha sert olabilirim. Daha içime kapanık olabilirim. Yani şu an şu halimi seviyorum. Taraf seçmek zorunda hissediyor musun kendini? Taraf seçmek zorunda hissediyorum. Ama böyle yaşamayı da öğrendim. Çünkü şimdi kadın tarafı seçmek istemiyorum. Yani şimdi erkekliğin verdiği bir rahatlık var. Bunu inkar edemem. Ama kadın tarafını şunu seviyorum. Şimdi ben çift cinsiyetli olduğumdan hani olduğumu öğrendiğimden beri benim hayatımda da yani psikolojimde de bayağı değişiklikler oldu. Atıyorum olaylara erkek gibi bakmayı da öğrendim, kadın gibi bakmayı da öğrendim. Yani kadın gibi olmak beni daha çok merhametli yaptı. Kadın gibi olmak beni daha çok şefkatli yaptı. Hani gerçekten de böyle yaptı. Hani bunu inkar edemem. Yani kadın gibi olmak bana çok şey kattı. Aynı zamanda erkek gibi olmak da
çok şey kattı. Hukuki olarak kadın mısın, erkek mi? Hukuki olarak erkeğim. Ya doğuştan beri erkeğim. Yani bunu şimdi hani çift cinsiyetlerde zaten olduğu bedendesindir. Sonradan bir değişim yaparsın. Hani bir trans sürecinde, trans süreci nasılsa bir çift cinsiyetli süreci de öyle oluyor aslında. Hani sonradan pembe kimlik alıyorsun. Çift cinsiyetli birinin biseksüel olması bir rahatlık olmaz mı? Bu çok enteresan bir soru. Ya bu tamamen karakter meselesi. Hani benim karakterim böyle bir şeyi asla kabul etmez. Çünkü hani bu tamamen aslında seks yaşamına giriyor ya bu hayat. Ben normal bir yaşam istiyorum. Hani işte evlenmek istiyorum. Bana bu sapkınlık gibi geliyor, sürekli bir erkekle ol, bir kadınla ol. Zaten mantıken yani işte bir erkekle ol, bir kadınla ol. Yani bir kadınlık görevini yap, bir erkeklik görevini yap. Bu tamamen anlam kargaşası olur. Hani nesin bu sefer, hani çift cinsiyetle ne kadınsın ne erkeksin, üçüncü bir cinsiyet çıkar bence burada. Hani biseksüel olan insanlar var. Ama bu çift cinsiyetlerde biseksüel gibi işlemiyor. Sonuçta sen kadın gibiysen kadın gibi oluyorsun. Hani kendini kadın gibi hissetmiyorsun, oluyorsun.